Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Tuncelililer Sosyal, Kültürel, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Büyük bir sevgiyle karşılandı. Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Şereflendik. Vallahi Başkanım, şeref verdiniz. Hoş geldin. Allah razı olsun. Hoş bulduk. Sivas olarak geldim ben. Sivas. Bütün hepimiz aynı topraktayız Allah'ın izniyle. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk. Buradayız. Allah razı olsun. Hep beraberiz. Ziyarette dernek başkanı Sabriye Aydın, belediye başkanı ve AK Parti belediye başkan adayı Şükrü Başdeğirmen'in kendilerine emeğinin çok olduğunu söyleyerek, cemevinde sayın başkanımızın bize destekleri çok oldu. Biz kendisine çok teşekkür ediyoruz. İyi ki var dedi. Bugün belediye başkanımız bizi ziyarete gelmiş. Kendisinin bize emeği gerçekten çok. Cem evinde bize bayağı destekleri olmuştu. İç dış sıvayı, kapıları, pencereleri, morgu. Gene de yani bize onların dışında da çok faydası olmuştu. Biz kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsun. İyi ki var. Isparta'da 2 adet taziye evi yaptıklarını dile getiren Başkan Başdeğirmen, Çünür Mahallesi'nde de bir cemevi yapımı planladık görüşlerinde bulundu. Bizlerin amacı hem vaktimizi hem nakdimizi en fazla insanlarımızın kullanabileceği işlere ayırmak. Göreve geldiğimiz günden beri bizlerin düsturu bu oldu. Yeni bir taziye evi çalışmamız var arkadaşlarımızın talebiyle. O taziye evimizde inşallah yapacağız. Onu da hizmete sunacağız. Orayı da hep beraber kullanacağız. Hatta 2 tane taziye evi yapıyoruz. Bir tanesi Işık Kent'te, bir tanesini Zafer Mahallesi'nde. Kendi İbrahim arkadaşlarımız hep beraber yerini gördüler. Tespit ettiler. Yerlerini falan oluşturduk. İnşallah taziye evinde yapıp hizmete sunacağız. Misafirimizi de ağırlarız. Orada sohbet de ederiz inşallah. Onun dışındaki gereken her şeyi de yapacağız. Çünür'e bir tane cemevi yapıyoruz. Yeni bir cemevi yapıyoruz. Onun dışında tabii ki talepler, istekler, ihtiyaçlar neyse de ona göre de hareket edeceğiz. Başkan Başdeğirmen kendisine gösterilen ilgiden ve samimiyetten dolayı çok teşekkür ettiğini belirterek, "Biz sizlere uzak değiliz, her zaman yanınızdayız, hep beraberiz, birlik olalım" ifadesinde bulundu. Değerli dostlar, hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten samimi bir toplantı oldu. Bunlardan çok mutlu oldum. Bizimle alakalı ne varsa, direkt bazen olur ya bize ulaşamayabilirsiniz. Çünkü çok yerlerdeyiz, oradayız, buradayız. İşte burada Sabriye Başkan, işte orada Yılmaz, işte burada İbrahim. Meclisçiyemiz bundan sonra Allah'ın izniyle beraber çalışacağız. Birçok dostlarımız sizlerle irtibat kurabilecek, bizlerle buluşturabilecek kabiliyette. Onun için biz sizlere uzak değiliz. Çok yakınınızdayız. Başkan Başdeğirmen'in kendilerine gösterdiği güler yüzünden dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren vatandaşlar da "Sizleri çok seviyoruz, ayağınıza sağlık. Bizden yana şüpheniz olmasın, kazanmanızı istiyoruz" dediler. Güler yüzün. Çok seviyorum. Allah razı olsun. Bizler de sizleri seviyoruz. Ayağına sağlık. Geldi. Sizlerin hiçbir davetinde ben geri kalmamışımdır. Sağ olun. Aynen öyle. Sağ olun. Ne zaman sizin bir herhangi etkinliğiniz oldu, her zaman oradayım. Sağ olun. Bizden yana şüphen olmasın başkanım, onu söyleyeyim. Allah'ın izniyle. Bir sana Murat dede de dua ederim. Bir de kadınlara söylüyorum, başkanımıza vereceksiniz o oyu. Sağ ol. Başkanım bize gerçekten bir telefon kadar yakın. Yakın zamanda bir canımızı kaybettik dedik. Asri mezarlıkta yer istiyorlar. Bulamadık. Başkanıma telefon ettik. Başkanım tamam dedi. Ama İmam abi beni ayırmayın dedi eşimden. Onun için Hanife Sultan'a götürdük. Yoksa gerçekten başkanım her telefonumuzu açıyor. Yani öyle bir şey bizi hiç kırmıyor. Başkanım. Doğumdan ölüme kadar. Sağ olun. Her zaman her yerde biz sizlerle beraberiz. Allah'ın izniyle bu konuda hiçbir tereddütünüz olmasın. Bizler sizin kardeşiniziz. Sağ olun. Siz de bizim için öylesiniz. Cenazemiz vardı, kar yağdı. Sağ olsunlar.
Gerçekten kepçeye her yerde ihtiyaç vardı ama ben dedim Cem evin yolu hep açık olsun. Her yarım saatte bir onlar açtı, kar yağdı. Onlar açtı, kar yağdı. Cem evi cenazeyi önde kepçe, arkada cenazeyi kaldırdık biz. Yani bizi hiç kırmadılar. Gerçekten teşekkür ediyoruz evet, başkanım. Allah razı olsun sizlerden de. Cenaze konusunda da şunu da söyleyeyim. Cenaze vuku bulduğu anda, diyelim cenaze Diyarbakır'a gitmesi lazım. 400 kilometreyi geçen cenaze mesafelerini Türk Hava Yolları ile anlaşma yaptık. Uçakla gönderiyoruz, parasını biz ödüyoruz. 400 kilometre kadar olan mesafede, diyelim işte Ankara'ya gitmesi lazım, aracımıza teslim ediyoruz. Bundan 1 lira para almayız. Param yok dediği zaman tüm her şey bize ait. Mezarına kadar. Yaparız, kapatırız. Kefeniyle, yıkaması, her şeyiyle. Nereye gidecekler? Bunlardan 1 lira falan almayız. Sağ olsun. Biz o sene Tunceli'ye yolladım. Gene bir canımız gelmişti burada. Trafik kazası yapmıştı. Bir tarafta yoğun bakımda anne, bir tarafta cenaze. Ne yapacağım? İşte aynı gerçi başkanım gibi dediler uçakla. Ben hayır dedim. Cenaze aracı. Sağ olsunlar cenaze aracı verdiler bize. Buradan Perte'ye cenazeyi yolladık. Gerçekten yani o konularda başkanımız çok duyarlıdır, sağ olsun. Sonuç olarak her zaman her yerde yanınızdayız. Hep beraber olalım, birlik olalım, dirlik olalım. Hep beraber olalım inşallah. Hemen yerine geldi. İşte bu uçak. Sizin izninizden geliyorlar başkanım, sizi seviyorlar. Bizim mahalleye gelecek misiniz? Allah razı olsun. Biz de sizleri seviyoruz ki işte biz de sizlerle beraber olmak için buralara geliyoruz. Allah razı olsun. Allah rahatlık versin. Allah işini gücünü rast getirsin. Allah razı olsun. Duaların eksik etme. Her zaman size şey dua ediyorum. Canım benim. Allah razı olsun. Sizin arkanızdayım. İnşallah hep beraber olalım. Allah'a ısmarladık.